akşamlar, hoş geldiniz. Yine büyük bir keyifle, büyük bir zevkle, coşkuyla sizleri karşısındayım. Bugün de sizlere ekmek yapmak istiyorum. Çünkü bütün kanallarda diyeyim, bütün video gruplarında herkes ekmek yapmış, herkes videolarını paylaşmış. Benim de destekçilerim diyeyim, benim izleyicilerim diyeyim, takipçilerim benden ekmek yapmamı istediler. Tabii ki hemen yine bu yaşa da gelsem annemi hemen önüme getiriyorum. Annemin bana öğrettiği çok güzel mayalı ekmek yapmak istiyorum. Şimdi hemen konuya gireceğim. Özellikle mayamı hemen suyuma ilave edeyim. Şöyle yanıma koyayım. Bunu da ayarını biraz yapayım. Hemen elimize bir paket kuru maya alıyorum. Şuradan bıçak alayım. Açamadım çünkü. Açılmamış bir pakettir. Bir paketini kullanacağım. Bir paket mayamı aldım. Bir bardağımın içine koyuyorum. Gördüğünüz gibi bir bardağımın içine koydum. Bu şekilde bir paketi buraya boşalttım. Yalnız buna 2 bardak su koyacağım. 4 bardak da un koyacağım. Korken tabii unu hepsini hemen aniden koymayın. Cıvık bir şekilde, yani böyle orta yumuşaklıkta olması lazım. Sert yaparsak kabarmaz, güzel de olmaz. Önce mayama hemen bunu koydum. Bakın, bir kaşık da tuzumu koyayım, şöyle indireyim. Aynı yerde hepsini halledeyim, yumuşatayım. Bir, şöyle 1,5 kaşık da, çok tuzlu olsun istemiyorum. 1,5 kaşık da tuzumu koydum. Bir tatlı kaşığı da şeker ilave edeceğim. Ondan sonra böyle yoğurt mayalarız ya. Yoğurt mayalarız böyle güzel bir şekilde, elimiz yanmaz böyle bakarız ya. O şekilde suyu olmalı. Eğer sıcak koysanız kesilir. Sanki sütü keser gibi, yoğurdu keser gibi sıcakta aynı şeyi yapar. Onun için elimizin yanmamak ve soğuk olmayacak. Orta sıcaklıkta suyumu ilave edeyim. Böyle bir bardağını koyayım buraya. Buraya bir bardağını koyayım. Bu şimdilik hepsi yumuşayıp üste çıkacak. Güzel bir şekilde öncelikle burada mayalanması lazım. Bu arada unumu koyacağım. Öncelikle 3 bardağını koyuyorum. Sonradan 4. bardağımı ilave edeceğim. Bardağı da yanıma aldım ki sizler bunu göresiniz diye. Böyle. 1, 2, 3. Çünkü her unun suyu çekme şeyi, üçünü koyduk. Bu dursun. O dursun orada. 4. dursun çünkü. Bunu buraya açalım böyle. Tuzumuzu koyduk. Şekerimizi koyduk. Böyle 3. Bekleyelim o mayalansın suyun içinde. Mayalansın ki daha güzel olsun. Üzerine hemen ben bir kapak gibi bir şey böyle kapatayım ki güzel bir şekilde olsun. Şimdi gördünüz bardağın üzerine nasıl hepsi çıktı. Böyle eritirsek daha güzel olur. Kimi böyle hemen unun içine atıyor. Onun biraz zaman ister. Yani ne bileyim, unla birleşmesi, bütünleşmesi zaman ister. Ben burada bardakta güzelce ıslattım, biraz karıştırdım. Şekerimi ve tuzumu da koydum. Aynı kıvamda şimdi unumun içine ne güzel böyle döktüm. Bir bardak daha koyayım çünkü 2 bardak demiştik. Mayalar da gitsin. 2 bardak suyumuzu ekleyelim. Öncelikle bunu bir yedirelim bakalım. Yalnız şunu da söyleyeyim. Yaparken lütfen şu kollarımızı her zaman için sıvamalıyız. Ben ellerimle yoğurmayı daha çok tercih ediyorum. Sanki bütün sevgimi içine koyuyormuş gibi hissediyorum. Öyle eldivenle falan pek yapamıyorum. İşin açığı. Çünkü yaptığım kendimedir, evimedir, çocuklarımadır, ailemedir. Böyle bu şekilde yapıyorum. Ama harika bir şey olacak, ekmek olacak. Mayamızın şeyini az koymuştuk, suyunu bir ikinci bardağa biraz daha ekleyelim üzerine ki böyle. Şunu birazcık toparlayayım. Toparladık biraz.
Benim annemin dediği, bak ben kaç yaşındayım, halen annemin dedikleriyle yaparım. Onlardan çok şeyler. Bu şekilde yoğurmamız lazım ki güzel olsun. Bu kadar. Şuraya alayım. Hemen bu tabağımın içine koyacağım. Yine yoğurduğum tabağın içine az bir yağ koyacağım altına. Şöyle. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi az bir yağ damlattım. Hamurumu da içine oturtturayım. Mayalanmaya bırakayım şimdilik. Bu burada güzel bir şekilde mayalansın. Böyle mayalansın. Koyayım şuraya. Ve üzerini de kapatayım. Yarım saate falan bu. Yarım saat bile sürmez. Çünkü hemen mayalanır bu. Böyle bekleteyim burada. Bu tezgahımı toparlayayım. Tekrar mayalandıktan sonra sizlerle yine aynı işlemlere devam edeceğiz. Evet, şimdi hamurumuza bakalım. Tam 30 dakika oldu benim hamur. Mayalandı mı diye. Oh, burada da göz var. Bak, gördünüz mü? Nazar. Güzel bir şekilde, harika bir şekilde. Şuraya unumuzu atalım biraz. Şöyle fazla şey yapmadan tekrar elimize alacağız. Benim en sevmediğim şey bu kollar, biliyorsunuz. Bunları geriye atmam lazım iyice ki rahat işimi yapayım. Hemen böyle alıyoruz. Hamur çok güzel olmuş. Çok harika bir şekilde böyle buraya koyalım. Bu hamuru ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bunu, bu sistemi yaptığım hareketi 4 kere yapacağız. Burayı kapatıp kaldırıyoruz böyle. Çünkü o hamurun arasının gözeneliklerini güzel bir şekilde olsun diye bunu da buraya koyduk. Bak, hiç hamuru fazla incitmiyoruz, görüyorsunuz. Böyle. Burayı da alıyoruz. Böyle. Bunu yine koyacağım buraya. Yine koyacağım buraya. Fazla şey yapmadan böyle kaldırayım, koyayım. Bunu 4 kere. Bu birinci. Kaldı 3 kere. 3 kereyi de aynı şekilde yapıp ondan sonra ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde ekmeğimizi hazırlayacağız. Yine buraya koydum tepsime ve şeye, leğene koydum. Üzerini kapatayım. Güzel. Ve biraz beklesin. Böyle 10 dakika kadar. Fazla böyle mayalanmasına gerek yok. Bir 5-10 dakika beklesin. Geri çıkartacağım. O katlamaları böyle 4 tane, 4 tarafından yapmayı sırayla yapacağım. Bunu 4 kere. Bu işlemimiz muhakkak 4 kere olmalı. Şimdi hamurumu aldım. Güzel bir şekilde uzattım. Havasını güzelce aldık. Bu hamurumu 4 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 parçaya bölelim böyle. Kesicim olmadığı için bıçakla yapayım. Böyle. Ama hamurum mükemmel oldu. Önemli olan o katlamaydı. Lütfen o katlamayı sürekli yapıp o içindeki gözenekleri hamurun ekmekteki olduğu gibi zannedersiniz ki şeyden gelmiş. Fırından gelmiş. Şunu şöyle açıyorum yine aynı şekilde gördüğünüz gibi. Böyle. Yine böyle. Böyle küçük bir şekilde. Çok büyük yapmak istemiyorum zaten. Durun. Bunları şimdi ne yapacağım? Düzgün bir şekilde tepsimi ya şey yaptım. Kağıdını koydum. Şuraya koyayım. Bura benim için daha iyi. Buraya koyayım. Şurayı mümkün olduğu kadar şöyle inceltiyorum. Şöyle küçük bir şekilde. Bunu kaldırıp şöyle buraya koyayım.
böyle yaparak, böyle içinden, böyle böyle. Yalnız şuraları lütfen basıp böyle elimizden basıyoruz. Annemin yaptığı gibi aynı. Buradan basıyoruz. Böyle. Şekli de güzel olacak. Her şekilde. Bunun tepsini tamamlayayım. Son hamurumu da yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da şu şekilde koyayım. Yalnız bunu şimdi fırınımı 50 dereceye ayarladım. Hemen kapatacağım altını. Ilık bir şekilde üstüne bir bez örtüyüm. Fırınımda biraz daha böyle mayalansın, kabarsın. Ondan sonra tekrar işlemlerimiz devam edecek. Evet, şimdi birazcık fırına koydum. Bayağı kabardı. İşlem tamam şimdi. Son rutuşlarını da yapıyorum. Fırınımıza atacağız. Şimdi bunu yapabilmem için ekmeğime bir çizik atmam lazım. Çiziği de kalkıp böyle ortadan almamız değil. Sadece şuradan şöyle bir şekilde, jilet olsa daha güzel ama şimdi bu saatte jileti bulamadığım için mecburen böyle bir şey buldum. Böyle burayı açıyoruz. Hafif yağ değdireyim de bari. Çünkü jilet olsaydı gerçekten daha güzel olacaktı. Yine aynı şekilde bunu da böyle yapıyoruz. Böyle. Bunu böyle tamamlayayım ben. Şimdi bunları kesimini yaptım. Buralardan vurduk bıçağımızı, jiletimizi. Jilet olmadığı için birazcık şey oldu ama önemli olan oradan açmamız. Ortadan değil. Yan biraz. Böyle yan oyup açmamız lazım. Az bir şekilde. Üzerine de biraz unumu serptim. Benim fırınım maksimum 250 derecedir. Fırınımı ayarladım, ısınıyor. Şimdi içine atacağım hemen. Yalnız bunu pişirirken altına bir kabada su koyacağım. Çünkü o buhar ekmeğimi daha yumuşak, daha güzel yapacak. Şimdi bunu götürüp fırınıma koyuyorum. Bir tepsimin içine de su koyacağım. 2 bardak kadar su. O aşağıdan buharlandıkça ekmeğimiz daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi ekmeklerim nar gibi kızarıyor. Altta da su var. Görüyorsunuz şuraya kabın içine su koydum. Buharıyla ekmeğimiz daha yumuşak, içi daha güzel olacak. İyice kızarsınlar bakayım. Biraz daha pişsin. Çok güzel görünüyorlar. Fırından çıkarttık arkadaşlar. Nar gibi de kızardı. Gördüğünüz gibi. Harika bir şekilde altı da kızardı. Sıcak. Birazdan keseceğim güzel bir şekilde. Tekrar bir bakalım kestiğim zaman nasıldır diye. Evet, gördüğünüz gibi daha sıcaktır. Soğumadı. Önemli olan içinin böyle harika bir şekilde gözenek gözenek olması demek, hamurun güzel yoğrulması demektir. Çok da güzel oldu. Fısır fısır da yaptık. Oh, mis gibi. Peki, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşça kalın, benimle kalın.